sevgili dinleyiciler. Son günlerin flaş konularından bir tanesi de Mona Lisa tablosu. Da Vinci'nin torunu bir Türk. Evet evet, inanmayacaksınız ama gerçekten bir Türk ve Mona Lisa tablosu 7. kuşaktan torunu olan Seyfi amcaya kaldı. Değerli izleyicilerimiz, Bir Lafın Gittiği Yer programına da hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gündemi bir hayli meşgul eden Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu. Fakat o zamanlarda oturmuş bir bayanı resmetmek de pek yaygın bir adet değil. Hocam nasıl yaygın olsun? O dönemde oturan kadın yok ya, herkes çalışıyor. Kadın ayakta zaten. Burada anlatılmak istenen estetik sanatın... Estetik mestetik diyorsun da estetik bunun neresinde? Kadının kaşı yok. Nereye baktığı belli değil, güldüğü belli değil, ağladığı belli değil hocam. Yani şimdi burada... Türk televizyonculuk tarihinde... Ne lan bu sabahtan beri tablodan bahsedeceksin televizyonda? Abi öyle diyorsun da tablo yap abi çilemiyor yani. Ulan kaşı bile yokmuş, yine yap abi. Babaannem bile daha güzel abi. Ya siz ne anlarsınız sanattan ya? Ki biz mi anlamıyoruz? Hadi bu sığırı geçtim. Ben mi anlamıyorum sanattan? Ben şu saçın haline bakar mısınız? Ben bu saçı daha bu programa gelirken yaptım. Ben sanattan anlamıyorum ya. Taci. Bak duvarlara bak, bak Rönesans, reform okuyor. Bu duvarları kim badanaladı? Bak! Fransız ihtilali! Sen abine sanattan anlamıyor mu diyorsun lan? Ukela herif! Yani bunu konuşacaktık, buna döndük. Eğer... bu sanat mı şimdi, sanat mı? Bu sanat mı, bu program mı? Efendim hayırlı günler. Ben Kültür Bakanlığı Başkalemi Sayın Hüsrev Derelioğlu. Efendim bildiğiniz gibi Leonardo da Vinci'nin vasiyeti dünya gündemine oturdu. Haberlerden de görüyorsunuzdur. Bu konuyla ilgili size müjdeli bir haberim var. Leonardo da Vinci'nin 7. kuşak torunu sizin dedeniz. Ne anası beyefendi? Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu dedenize kaldı diyorum. Teşekkürler sana. Beyefendi Mona Lisa... Tablo? Taci! Osman! Tablo bize kaldı! Ne oldu abi, sabah sabah ne bağırıyorsun ya? Tablo! kusura bakmayın başkanım bey. Dün akşam bir sanat galerisindeydim de gece geç geldim. Biraz uykuluyum o yüzden. Acaba doğru anladın mı? Da Vinci'nin torunu bizim dedemiz. Evet, aynen öyle. Peki bu Mona Lisa konusunda kendisine neden ulaşmadınız acaba? Şimdi biz kendisine ulaştık. Fakat o bizim ona bir şeyler satmaya çalıştığımızı zannetti efendim. Nasıl yani? Ne diyorsun sen? Git o tabloyu annene sat oğlum inşallah hocam. Geçen ben 10 kavanoz bal istedim. Gel getirin ne oldu? Hani bana böyleler olacaktı. Ben böyle oldum yavrum. O tabloyu götür hocam. Ne oldu lan efendim ya adam? Peki siz dedenize bu tablonun nasıl kaldığını sormayacak mısınız? Vallahi nasıl kalmışsa kalmış açıkçası. Çok ilgilenmiyoruz. Tabloyu ne zaman alabiliriz? Şimdi siz alamazsınız, dedeniz gelip alacak haliyle. Sonuç olarak dedenizin bakanlığımıza gelip tabloyu teslim alması gerekiyor. 28 Şubat saat 14'te bekliyoruz efendim. Oradayız. Seni doldur! Dedeye kaldı tablo. Dedeye kaldı. Ya dede ya bize işte. Öyle değil o iş. Müzik
Abi bilgiyi teyit ettik. Tablo kesin Türkiye'de. Güzel. O Mona Lisa buraya gelecek. Ya tamam hala yetişiriz Allah aşkına ya. Ya saat akşam 8'de değil mi düğün? E saat daha 3 öğlen. Dedem orada kesin değil mi? Heh. Ha tamam bize lazım olanı hadi. Ya Taci'yi çeyrek almaya yolladım. Gelsin gideceğiz. Tamam hadi hadi görüşürüz. Hadi Mehmet abi kendine iyi bak. Hoşça kal. Görüşürüz. Bir kadının en büyük hayali nedir Taci? Nedir Elmas? Gelinlik tabii ki. Ya hayal gücün çok dar be Elmas. Birazcık film izle, kitap oku tamam. Hadi kendine iyi bak. Ha öyle mi? Ben babanla bir konuşayım film kitap işini ha? Ne dersin? Nasılsın Nizamettin abi? Olsun. Alacak da verecek de uğraşıyoruz işte. Ya dur. Ya Nizamettin amca ne anlar filmden kitaptan Allah'ını seversen ya. Ben bu gelinlik olayını tekrar düşündüm de sana gelinlik çok yakışır kız. Ay sana da damatlık çok yakışır Taci. Kısmetse bugün inşallah olur yani. Kısmet bunlar ya sonuç onlar. Ay Taci. Ay bu ne? Bir kadının en büyük hayali nedir Osman? Abi başlamayın Allah'ını seversen ya. Lan davar! Lan biz dedenin gözüne gireceğiz diye son paramızı almadık mı lan çeyrek altını? Adamı hasta mı ediyorsun lan sen? Sen herif! Sen bu ekibin gerizekalısı mısın? Ne yapsaydım? Babasına mı söyleseydi? Eğer düğünde kıza ne takacağız şimdi? Ya millet borcam götürüyor. Bizde borcam yok. Ne misin şimdi? Bak! Verdiği akraba kerefin ya! Abi! Ne hediye edeceğiz ya? Ben de bir tek baba yadigarı bıçakı var. He, Einstein. Bak o olur işte. Oo, vallahi billahi bak var ya. Oğlum var ya bak. Bak beni delirtmeyin Allah'ım. Sür lan arabayı. Sür ulan yatın kalkın abinize dua edin var ya. O nedir paşam? Abi Sezar'ın kayıp çakısı. Nasıl yani? Abi hemen anlatayım. Roma İmparatoru Augustus Sezar Galler'i fethettikten sonra Galler Kralı 3. Galile... Ha Galile, hani şu dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen Galile, öyle mi? Yok abi daha dünya düz o zaman. Neyse abi 3. Galile şehrin anahtarı babında Sezar'a bu çakıyı veriyor. İyi. Abi tabii uzun yol Sezar memlekete dönüyor takatuka falan. Çarşafın ceplere bir bakıyor çakı yok. Kleopatra yengeye soruyor ne bileyim senin çakana diyor. Masa örtüsü yatak odası falan filan. Çakı kayboluyor. Hatta şu meşhur söz var ya. Hangi söz? Çakım kayboldu. Sen de mi Brutus? Oğluna soruyor. Ha, şu Fidi Tayfur'un sen de mi Leyla gibi? Gül lan güzel. Yalnız espriyi en çok bu anladı ha. Aynen abi. Bakayım şuna. Yani sizin Sezar herhalde bununla en son kavun yemiş. Ne kavunu abi? 40 ağaç kavunu. Ne kavunu olacak? Bildiğimiz kavun işte. Bana kavuncu çakısını getirmiş, Sezar'ın bu çağı diye yutturmaya çalışıyorsunuz. Al bunu götür hadi. Abi şimdi Romalılar, ortamcı adamlar, içkinin yanında kavun falan. Zaten bize kalan ilk tarihi eser bu değil ki. Nasıl yani? Sizde başka ne var? Oğlum sen niye böyle tablonun bizde kaldığını imali cümleler kuruyorsun ha? Ne tablosu? Al işte. Biz de biliyoruz Da Vinci'nin torunu bizim dedemiz Mona Lisa bize kaldı diye bas bağırmasın da Elias amca anlamasın diye susuyor. Yavrum siz bu çakıyı ne kadar istiyordunuz? Vallahi 1000 lira yeter. 600. De 800 var abi burada. 200 daha vereyim. Sen de değilsin diyeceğim canım. Dayım ne zaman ihtiyaç olursa ben buradayım. Bekle oğlum. Görüşürüz Elazam ya. Bekliyorum canlar. Görüşürüz. Başka satacağınız bir şey varsa ben buradayım biliyorsunuz zaten. Yenim miyim?
Pardon. Anlat bakalım. Abi, sana müthiş bir araştırma yaptık. Bu Seyfi, namı diğer Da Vinci'nin torunu. Fakat olay Seyfi'de bitmiyor abi. Torunları da var ve tablodan da haberdarlar. Bu en büyük torun, Tahir. Bu Osman abi, ortanca torun. Biraz uzun boylu, biraz da salaktır. Bu da abi, en küçük torun, Taci. Yalnız Taci iyiymiş. Aynen abi. Sen getir bakayım onu buraya. Bu mu Taci? Abi çok pardon ya. O benim yokluk defterimle nasıl geldi? Bunun ne haberin biliyorsun? Doğru düzgün araştırsanız bu. Si! Aha düğün burada bak bir yere gitmemiş. Oldu mu gönlüm? Olduk annem. Olduk annem ne var? Allah'ım sakallara bak. Bir de sakal bırakmış ya lan. Sakal bırakmış. Lan boşuna şunlara bak. Anam sen kupemi yaptın hala. La. Lan sen hala. Kupeleri mi yaptın? Dizliği kupeleri mi yaptın? Hala. Kupeleri lan hala. Dedem nerede dedem? Dedem nerede? Dede. Allah'ım da iki tane yapmış ya lan. Maşallah, maşallah. Kızlarım benim. Çok güzel hikaye. Valla duygulandım. Manyak gerizekalı. Sonra. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Neyse Seyfi Beyciğim biz daha sonra konuşuruz o meseleleri. Hadi eyvallah. Hadi Allah'ım var. Görüşürüz. Git git. Baba bak sakinleri getir. Ay. Baba ya aman. Bunlar kim ya? Ya Kadir'in dürleri, torunların ya torunları. Benim Kadir'im annemle ya oğlum ya. Ya baba hey ya, hey bak olanlar seni ziyarete gelmiş. Ya ben ziyarete geleceğim de o kavatçın borcunu ödemeye gerek. Yalnız ihtiyar öyle kavat babat olmuyor ya. Halam sen yanlış dedin halam yanlış dedin. Hadi siz gidin de Rukiye'yi tebrik edin hadi hadi hadi. Heh. Duymuyorum ki be. He halam he. Kafamı sıksaydın be. Ne? Ya baba şunu bir çek ya. İsmet Paşa beni aradı dedi. Hayırdır oğlum ne yapıyorsun dedi. Sağır Paşa'm sen ne yapıyorsun? Aa. Abi. Kız. Rukiye. Nasılsın? Aa Osman. Hoş geldiniz. Osman ben. Osman benim ortaokul arkadaşım. Bunlar da kardeşleri. Çok yakın arkadaşız biz Osman'la. Vallahi biz de bu mutlu gününüzde yanınızda olalım dedik. Ne kadar çağrılmasak da düğüne. Ama ben sizi taşındınız sanmıştım. Siktir lan. Çok şekerdin Osman. Osman abim işte. Buraya kadar gelmişiz. Damatla oynamadan gidilmez değil mi abi? Ha! Damatlıkla koyun gidilmez. Gitti bana kulak. Ben o zaman açtırıyorum. Taci. Kimse topal bilmiyor herhalde. Çok güzel bilmiyorum. Ya Osman abi bak hala kalkmamış ya. Kaldıralım lan. Gel. Yapma Osman, Osman yapma. Hacı. Hoş ol. Hadi. Ha. Ne? Kapattır şu müziği. Ya niye? Ne güzel oynuyor işte adam. Ya kapat diyorum. Niye? Ya adam zaten topal. Ne? Lan! Ne yapmadı helal olsun? Topallayarak geldi vallahi. Abi, adam gerçekten topalmış. Ne? Topalmış, topal! Siz bize böyle taşlık mı geçiyorsunuz lan? Gelin, gelin. Gelin ya ben
otelde karıştırdın. Can biz nereden... Oh! Ya biz nereden bilelim adamın topal olduğunu? Bu salağın aklına uydum geldik işte. Salak sensin lan. Kes be! Ya Allah aşkına bağırıp durmayın ya. Ulan yeni açıldı daha. Siz niye geldiniz lan? He? Niye geldiniz? Beni ne suçma mı edeceksiniz babanız gibi helalime? Ya babam ne alaka? Şu ölmüş adamın arkasından konuşma. Kurbanın olayım ya. Senin o ölmüş adam dedin adamın aklı yüzünde. Benim 15 dönüm arazim gitti. Kalbim kırıldı oğlum. Ben hep çok yanıyor. Canım acıyor. Ne yapsın adam? Ne yapsın? Öteki taraftan arsa mı alsın sana? Ne yapsın? Aşkım! Ya Allah aşkına bir sakin olun bir durun. Dede! Bak biz sana o borcu ödemeye geldik. Tamam ya ödeyin de gidin o zaman. Ne işin var yavrum? E dinle iki dakika. Abi bunlar eve geldiler. Ne yapalım? Bir şey yapmayın. Takipte kalın. Bana saat başı rapor verin. Eyvallah. Haydi. Biz yarın Büyükşehir'e mi gideceğiz oğlum? Aynen. Ondan sonra tabloyu alacağız, satacağız. Sana da hadi 50.000 lira verelim. Olmaz. 50.000 olmaz oğlum. Babanızın bana 15 dönüm borcu var. 15 dönüm. Bir dönümden 15 dönüm kaç yapar? 15.000 yapar. 15.000 ver bana yavrum ondan sonra git canım oğlum benim. Ya şimdi dönümü zamlandı. Günümüze göre 15 dönüm 50.000 lira ediyor. Benim matematiğim daha güzel. 15.000 ise 15.000. 15.000 vereceğim bana yavrum. E fazla veriyoruz. Verme geri zekalı mısın sen? E iyi 15 verelim gönlün olsun. Tamam tamam. Oğlum 50 demedik mi? Adam 15 diyor oğlum ne kafa karıştırıyorsun? Ya abi 50 demedik mi? Adam istemiyor. İyi kalan 35'i bana verin o zaman. Abi kabul et sen hastasın. Neyin var oğlum Türk gibiyim maşallah. Osman bak söz tabloyu satalım seni tekrar. Oh, hasta mı bu? Ya neredeydi bu zaman? O zaman yarın çok işimiz var oğlum. Hadi yatalım hep beraber, tamam mı? Hep beraber diyeceğim. Önce herkes tek tek yatacak. Hadi. Ya dede, evet. Sen niye bu 50.000'i kabul etmedin? Ne? Amına koduğum sana ne? Sana mı düştü adamın parasının derdi? Yürü. Millet deliye ben akıllı hasret arkadaş ya. Abi, bak ben bu adama da varma. Hem beni ön koltuktan kaldırdı, hem de elimi bu kabağa sıkıştırdı ya. Kabak ne ya, kabak ne? Taci, sakin ol oğlum. Bak şu tabloyu bir alalım, ondan sonra halledeceğiz. Dede. Hayır, söyle oğlum. İyisin değil mi? Keyfin yerinde inşallah. Ha, iyiyim yavrum. Sen nasılsın? Ne yaptın? Yine göre satabildin mi yavrum? Ha? Ne yine ya? Var ya oğlum, senin 8 tane büyük başınayı. Satamadın mı yoksa gerizekalı? Bizden habersiz tabloyu satıp inek mi aldın abi? Lan saçmalama. Dede, Tahir ben, torunun ne ineği? He, Tahir'sin sen torunum, ne ineği? E sen dedin ya inekti. Ben mi dedim? Oğlum sen iyice bir çuhaf oldun, biz gitmiyormuş tabloyu almaya yavrum. Lan ne oluyor? Beni suçlu çıkarttı adam ya. Ya Necu abi, ihtiyaç manası falan vermeyeceğiz mi abi? Dursak az 5 dakika falan. Fiko bak yemin ediyorum şu sağa indirir senin öyle bir ihtiyacını karşılarım ki. Delirt lan adamı. Abi o tabloda benim de hakkım var. Vallahi yemin ediyorum böyle bir şey yaptıysan aklına da var. Açar hepsinin yarısının başta 1/3'ünü alır. Niçin gelmiştiniz? Saat 14'te Kültür Bakanı ile bir randevumuz vardı da. Tabii. Siz araçtan silah almamız lazım. Bir arama yapmamız gerekiyor. Hay hay. Yalnız bunları içeri alamayız. Ne içeri alamıyorsun? Bu benim kendi bahçemde. Bunu ben yaptım. Bu zaten canlı. Yasak amcacığım bunları içeri almamız. Oğlum ben bunları bakana getirdim. Tamam. Tamam siz bunları burada bırakın. Biz bakana iletiriz. Nasıl iletiriz? Sen benim kim olduğumu biliyor musun oğlum? Senin acını burnunu... Amcacığım. Sana burada amcacığım. Bir var ya. Lütfen zorluk çıkartmayın, lütfen. Sen gel dedi, o şimdi haddini bildirir ona. Şimdi yalnız memur bey, kendisi Da Vinci'nin torunu olur. Hani bakan hanım duyarsa şuna gitmez. Siz Mona Lisa'yı mı almaya gelmiştiniz? Evet.
Efendim, affedersiniz. Çok büyük bir yanlış anlaşılma olmuş. Biz sizi galeri gezmeye gelenlere zannetmiştik. Lütfen buyurun, çok affedersiniz. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Aman efendim, kimleri görüyorum? Seyfi Bey, hoş geldiniz. Ben Kültür Bakanı Mihide Türemiş. Memnunum. Baş kalemim Hüsrev Dereloğlu. Kendisiyle zaten tanıştınız. Olsun. Beyefendi de tablonun korumasından sorumlu Kurmay Albay Tunç Adalı. Nasılsınız efendim? İyi geçti mi yolculuğunuz? İyi, harika. Kaymak gibiydi maşallah. Bir sağa gittik, bir sola gittik. Harika geldi. Ha, bu kullanıyordu arabayı. Bu gerizekalı arkadaydı. O zaman geldik. Sıkıntısız geldik yani. Sevindim efendim. Buyurun bu taraftan geçin. Olur. Buyurun. Albayım, buyurun getirsinler. Asker! Helal kavuşlar! Yana kavuşlar. İçinler. Kavak mı bu? Yani mektup nerede? Seyfi Bey, ne mektubu? Ya çavuş, sen hep bizi kandırıyorsun. Mektup gelecek, mektup gelecek. O hiç yok. Dedem işte ya. Harbiden bunun bakanına ne aradığı belli, ne güldüğü belli ya. Değil mi abi? Seyfi Bey pek iyi değil galiba. Allah aşkına olur mu ya? Şu dedeme bak. Turp gibi turp maşallah. Değil mi? İyisin değil mi dede? Sağ ol tertip, sen ne yapıyorsun? Çarşıya çıkacağım bu hafta lan. Ben çıkacağım. Şaka bile yapıyor ya. Tabloyu ne zaman alırız? Hemen de. Peki siz bunu muhafaza edebilecek misiniz? İlahi Bakan Hanım ya. Abi ben arabayı ayarlıyorum. Ya hallederiz, hallederiz. Bir şey olmaz ya. Sıkmayın kafanızı. Ya olur mu Tahir Bey, bari biz güvenlik sağlasaydık. Ya Allah aşkına bir tane tabloya bakamayacağız mı? Biz gözümüz gibi bakarız ona. Siz merak etmeyin. Ya vermez. Güzelim, benim götümde giymeye don yok. Sen bana eğlenmekten bahsediyorsun ya. Ya kızım, ben buraya eğlenmeye mi geldim? Ben buraya bu son durumun tablosuna geldim. Ya ona bir şey olmaz ya, onu silersiniz, o hallolur. Ya siz bizim dengesize bakmayın. Zaten bugün sıfır telefondansan ilk gün bilemedin, ikinci gün bir şey oluyor. Yani düşün, bir şey oluyor. Yok kız, bir şey olmaz, merak etmeyin. Ya vermez, bir tanem bak, söz dönünce halledeceğim. Ya söyleme babana. Ya ne söyleyeceğim babana? Vallahi ben anlamam Tahir. Bak sana 24 saat süre. Yoksa var ya, babam yediğimiz bütün hapların hepsini öğreniverir ha. Ona göre. Bak söz dönünce ilk iş bak. Gelmeyecek ya. Abi. Ha? Nereye koyalım bu tabloyu? Bir bakalım bir. Tahir Bey lütfen, 600-700 yıllık tablo bu. Vallahi Bakan Hanım haklı. Öyle aleni bir yere koyamayız. Bir de urgan çekerim, hiçbir şey olmaz. Ne? Ya abi şimdi rüzgarda falan düşer o. En iyisi onu yorganların arasına sıkıştıralım, orada gitsin. Doğru diyor. Olmaz oğlum. Yorganlar morganlar hep yağ olur, mahvolur. Siz mi ya? Ana dede. Ey. Sen bunları ver beni kabakta turşuyu. Bakan Hanım'a getirdin ya. Ey. Efendim, Sayın Bakan Hanım, bu kabaktı, tatlısı doğru güzeldir. Buna... Çok, ben kendim sıkıştırdım. Çok güzel bir turşudur, el yapımı. Ya Allah. Bunun bende herkesi de var. Onu ben inşallah getireceğim, birleştir misiniz? Hadi. Eğer de çıktı tabloya, bize müsaade. Hadi. Ya beyler, Seyfi Bey siz bari. İyi, hadi hayırlı olsun inşallah. O çift sarılı yumurtlar o. Hadi bakalım. Allah'a emanet.
Oğlum uyan lan. Çıktılar. Ya onun hesabı dur iki dakika. Lan uyan, çıktılar diyorum ya. Tren geçti uyan, araba geçti uyan. Her uyandığında bir adamın peşine koş. Bu tablonun peşinden koşmak nedir ya? Bu kadar da işimiz suistimal edilmez ya. Fiko senin mesleğin ne Fiko? Mafya abi. Oğlum mafya demek günün her saati, her dakikası göreve hazır gangster demek ya. Senin işin mi lan? Kusura bakma abi, sen gene bana yükseldin ama ben bir şey demiyorum. Gene alo. Abi bunlar tabloyu aldılar, ne yapalım? İzlemeye devam edin. Müsait bir zamanda tereyağından kıl çeker gibi halledin. Haydi. Abi, he. Tabloyu aldık yoş da. Biz bu tabloyu kime okutacağız? Oğlum 10 liralık çakıyı kime 1000 liraya okuttuysak gene onu okutacağız. Gelmedik mi ya ya? Geldik dede, geldik. Az sabret ya. Yok benim kişim geldi, ondan diyorum ben. Ya senin gönlün olsun, yap gitsin buraya. Dede, dede yavaş, abi. Yok, yavaş dede. Tamam ya, Allah Allah, şaka yaptı ya. Ya dede dur Allah'ını seversen ya. Ne oluyor lan orada? Bırak, bırak diyorum. Bırak ekmek param, bırak çantamı. Nereye lan? İmdat! Kurban! İmdat diye bir şey. İmdat! Lan hasta mısın sen? Sana ne ya? Ana! İmdat, yardım edin! Ay, imdat! Yardım edin! Tamam. Gel abi. Bunlar çok gerizek abi, ben bunlara ne yapacağım? Kardeşim de edemiyorum. Delikanlı adamdır. Kendini attı. Kendini ölüme attı. Kardeşim benim. O canım kardeşim benim. Ay sağ olun kardeşim. Kardeşim. Allah razı olsun. Ne? Ekmek paramı kurtardınız. Ne oluyor lan? Lan. Ay. Lan araba. Ay sağ ol. Dede. Arp dede. Ana. Abi. Araba. Tablo gitti lan. Lan tablo gitti. Oğlum sen süper kahraman mısın lan? Sana ne ayağının çantasını? Al. Kurtuldu akile şekerleri. Hadi git. Çantana sahip çık be. Lan dede bizden hızlı çıktı, iyi mi? Ne demek lan bizden hızlı çıktı? Aldı gitti tabloyu abi, görmüyor musun ya? Ama giderken av olduk. Saçmalama oğlum. Kendi tablosunu niye çalsın adam? Lan bizden mi şüphelendi ki ya? Abi yol boyunca fısır fısır işkillendirdiniz adamı. Abi gözünüzü seveyim. Zaten bulamayacağız. Bari hastaneye gidip gösterelim şunu ya. Lan kedi küçüğünü görmüş yere sanmış. Ha buraya geç Allah'ını seversen ya. 2 saat bırakıyor, görmüyor musun ya? Tansiyonum da düştü zaten. Tamam lan. Allah Allah. Yürü, şurada hastane var. Yürü götürüp gösterelim. Akşama kadar vızır vızır konuşacaksın. Lan good olsun. Lan oğlum 80 yaşında bir buna yakalayamadınız lan. Ne salak adamlar siz? Abi, bak sana diyorum ki, Allah çarpsın ki adam kuş olup uçtu ya. Lan adam Süpermen mi kuşsun? Ya kurban olayım, adamı bulamadım. Vallahi hiçbir yerde yok. Sen bana inan, bunu boş ver Necip, bilmiyorum. Ben sana inanıyorum kardeşim. Sen her zaman doğruyu söylersin, değil mi? Necip, ben... Kendi işini çöktün. Kendi işini kendin vurdun sen. Abi gözünü seveyim, bizi ayrı ayrı döv ya. Allah aşkına abi. Ayır öyle döv. Geç. Bana bak. Sanki savaştan 3 madalya aldın. Şunun için bizi hastaneye götürdüm ben. Benim canım kıymetli abi. Allah Allah. Aa, dede! Neredesin sen ya? Dede! Tablo nerede? Tablo! Ne tablosu yavrum? Dedeciğim, güzel dedem. Hani sen tabloyu alıp gittin ya. Ne zaman yazdı? Allah'ım yarabbim, dalga mı geçiyor bu bizimle ya? Arabayla alıp gittin ya dede o tablo. Hangi araba yavrum benim? Neyse. Sakin. Hani biz adamı dövüyorduk.
Sen de arabanın içindeydin. İşte o araba. Çok güzel arabaydı ya. Osman, hadi bana bir orta kahve yap yavrum. Tamam, yapayım dede. Ne kahvesi dede ya? Şaka mı yapıyorsun? Ne şaka yapacağım sana gerizekalı? Kaç yaşında adamım ben? Dedeciğim, şimdi bırak kahveyi be. Hı? Niye kapıyorsun telancanı? Bana bana açılıyor diyor oğlum. O kız beni çok seviyor. Ben de o kızı seviyorum yavrum. Tamam bak dede, bak. Odaklan. Kahveyi sonra yaparız bak. Tablo nerede? Tablo nerede? Gerizekalı tipsiz. Ne bileyim tablo. Beni mahvettiniz. Yok tablo. Bir kahve bile yapmıyorsunuz daha bana siz ya. Ben onu aldım götürdüm kahveciye verdim. Hadi ben yatıyorum. Işıkları da söndürürüm bak çok elektrik geliyor. Hadi gidin bakayım. Ey Allah. Tipsizler. Ne yapacağız şimdi? Kahveye vermiş tabloyu. Abi, Taci alıp kahveden gelse mi tabloyu? Taci alıp gelse mi kahveden tabloyu? Bakkala mı gönderiyorsun abi? Ya saçma sapan konuşmayın be. Saat kaç olmuş? Mecbur sabah gideceğiz. Hadi kahveni yapıyorsun. Abi. Nerededen bayıldın salak? İyi geceler monam, lizam, kaderim. Vay Aksi Seyfi, hoş geldin, hoş geldin. Aksi Seyfi babadır canım, acını burnunu kuralı ben. Tamam canım, sinirlenme ya. Allah Allah. Bu arkadaşlar kim? Aa, bunlar benim Kadir'in çocukları, benim torunum oğlunu. Vay, Kadir'in oğulları. Maşallah, ne de güzel büyümüşler yahu. Ya rahmetli, ne hoş adamdı ama, ne yaman adamdı ama. Böyle boylu, boslu, yakışıklı. Böyle mahalleden bir geçince var ya, gözlerini ayıramazdı kimse. Hele kızlar, camdan safarlı böyle. Babamıza bakayım diye. Kısacası çok kök veren bir adamdı babanız. Ulan doğru söyle. Siz oturun. Ben çay getireyim size. Tamam. Sevgi dede. Evet. Okey'e dördüncü olur musun? Olacağım ben gelirim. Abi bak kesin bu çaldı kavgayı. Muhabbet açılmasın diye de gitti oturdu oraya. Taci gözünü seveyim otur şuraya. Gelsin kahveci sorarız öğreniriz onun işini asıl astarını. Evet buyurun. Eyvallah. Sağ ol abi. Biz neye geldik söyleyeyim. Dede sana bir tablo bırakmış. Ne tablosu ya? Vallahi bize öyle dedi. Sana bir tablo bırakmış. Siz dedenize ne bakıyorsunuz? Tablo dedi. Aha bu. Bu ne ya? Yok abi bu değil. Vallahi başka tablo mablo yok. Bunu da 20 sene evvel verdiydi zaten. Bize dün bıraktın be ya. Sizin haberiniz yok galiba. Meydan. Dedeniz hasta yavrum. Ne hastası ya? Dimdik adam işte. Ya öyle değil. Aklı gidip gidip geliyor. Geçenlerde beni Necmettin Erbakan zannedip elimi öpmeye kalktı. Nasıl yani? Ya halangi zamanında bunu doktora götürmüş. Bir garip işimi var hastalığın ama çıkaramıyorum. Bunamış mı? Ha, bu lafın doktorcası yani. Alzheimer mı? Ha işte böyle özeli bir şey. Hatırlamıyormuş. Sürekli kendini farklı yerlerde zannediyormuş. Bazen kahveye gelip yoklama aldığı oluyor. Kendini muallim sanıyor. Babaanneniz öldükten sonra böyle oldu. Zor yavrum zor.
Yaşlanınca her şey çok zor. Vay canım dedem ya. Ne bilelim. Biz de adamın üstüne çok gittik ya. Fakat bazen de var ya, kafası bir çalışır ki, bir çalışır ki zehir gibi. Ha benim kayınvalidem de öyleydi. Sıça sıça gezerdi böyle. İşte yaşlılık canım. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Hadi eyvallah. Ne bu hastalık şimdi abi? Ne bileyim Taci, doktor muyum ben? Sadece ismini biliyorum işte. Abi, dedem şimdi böyle yürürken sıçarak mı gidecek? At mı oğlum bu adam? Vallahi ben baştan söyleyeyim, temizleme. Ya ne seviyorsunuz şu bok püsürük muhabbetini ya? Yürü al gel dedeme. Hadi gidelim. Ya bir arama be kızım. Arama be. Açmıyor ya. Demek parayı bulunca böyle oluyor ha? Sen daha beni tanımamışsın Taci Bey. Bak ben sana neler yapacağım. Burası ne ya? Siz beni okeyden bunun için mi kaldırdınız? Ya Allah bela kuvveti ya. Dede 10 dakika işimiz var, halledelim. Birader boş masa var mı? Yok abi. Ne zaman boşalır? Abi Masadur porno izliyor. Ne? Ama porno izliyor Masadur. Lan Masadur, ben sana porno izlemek yok demedim mi? Kalk lan çabuk. Şimdi Masadur boşaldı abi. Ne biçim muhabbet oğlum, öyle boşaldı falan. Yok abi, ben kaldırdım diyor yani. Kaldırdım maldırdım diyor. Ne biçim muhabbet? Çocukların içinde. Ne yapıyorsun? Dayı ne yapıyor ya? Sen sefanın oğlu değil mi? Kalk, kalk abine gel. Sök kablolarını, sök. Sök kablolarını. Ha. Alzheimer hastalığı günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize nöropsikiyatrik semptomların ve davranış bozukluklarının eşlik ettiği bir nörodejeneratif hastalıktır. Evet, çok aydınlandım. Oğlum ne bileyim, öyle yazıyor. Dur devam edelim. Alo, ha çıktım geliyorum. Bakın, her şey konuştuğumuz gibi olacak. İyi dediklerimin dışına çıkılırsa bir dakika orada durmam söyleyeyim. Size güveniyorum. Anladın sen onu. Gel bakalım. Ne oluyor ya? Gel bakalım Elias Paşa, gel. Ay, ben kendi arabamla geliyordum değil mi? Yürü. Şu tablo. Tablo nerede lan? Ne tablosu Necu abi? Premier Lig tablosu. Ne tablosu olacak oğlum? Biz niye geldik lan buraya? Ulan ben de diyorum bir şey eksik. Ne yapıyorsun? Niye geldin? Nereye gidiyorsun? Hastane tabloyu. Alzheimer hastalığı aslında hastalığı ilk bulan Alois Alzheimer'dır. Hastalığı ilk icat eden adam, ilk unutan adam mı abi? Osman bir dur Allah aşkına ya. Ha hastalığın evreleri. Hastalığın evreleri. Düşük dereceli, yüksek ve ileri düzeyde Alzheimer seviyeleri varmış. Bizim dede hangi evrede abi? Ne fark eder oğlum, adam hasta sonuçta. Ama bizim dedemiz nihayetinde. Olacaksa en iyileri seviyoruz. Doğru diyor yani. Oğlum adam hastalık rekoru mu kıracak? Saçmalamayın. Niye abi? Ya abiler, iki dakika şu dedeye sahip çıkın. Ortalığı karıştırdı ya. Ne oluyor lan? Gördün mü daha böyle yerler sen ha? Girmeyeceğim senin dedi. Vallahi girmeyeceğim. Allah aşkına dur, el alemi çocuğu ya. Dur dede, ne yapıyorsun ya? Bunun içinde çıplak kadın resimleri var, ona bakıyorum. Kuşun aldırtıyorum ben buna. Dede yalnız niyet ettikten sonra 3 disket girişine, 3 kol vurtuşuna veriyorsun. Ha bir de iğne ucu kadar yer boş kalmayacak. Şuna kadar. Ben size bunu hiç benzeye getirtiyorum ha. Ben size bunu hiç benzeye getirtiyorum. Sanki işe yarar bir şey getiriyorsun da hep halı, kilim, tablo getiriyorsun. Ne yapayım ben onları? Tablo mu? Nereye getiriyor tabloyu Seyfi dede? Kur'an kursuna gittiğimiz dergah. Ne kıpraştın be İlyas Paşa? Doğrudur. Thank you.
Ya. Ellos Efendi, tarih tekerrürden ibarettir. Bak, yine karşılaştı. Şükür kavuşturana. Selam aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. İbnül Haşmetli Buruni ta Elazığlardan kalkıp dergahınızı ziyarete geldi. Şeyhiniz burada mı? Şu an kendisi umrede. Kutsal topraklarda bizler için dua etmekte. Ay maşallah. Tek yetkili ben varım. Buyurun. Dergahınızı ziyarete geldik. Hoş geldiniz. Sizin dergahın ismi nedir acaba? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyor kardeş. Dergahı bilmiyor. Vallahi ilk defa duyuyorum. Anlamı ne ola ki? Vallahi onu da ben bilmiyorum. Yüce Rabbim, Yüce Allah bizlere her şeyi öğretip dünyaya gönderendir. Ama bilinmeyen sadece odur. Biz de bunu kendimize öğreti edin. Bilinmeyene kavuşmaktır gayemiz kardeş. Maşallah. Allah sizden razı olsun. Maşallah. Bizlere şu mübarek haneyi gezdirme lütfunda bulunur musun? Tabii. Tabii buyurun. Estağfurullah buyurun. Muhterem buyurun hocam. Burası şeyhimizin abdest aldığı, dünyevi kirlerinden arındığı, ibadete hazırlandığı yer. Maşallah. Çok güzel. Maşallah. Maşallah. Burası da dergah öğrencilerinin, fakir fukaranın, bizlerin yemek yediği yemekhanemiz. Allah'ın verdiğini paylaşıp yiyoruz. Allah'a emanet. Etler helal kesim değil mi? Ya tabii helal oğlum. Latife ediyor hocam, latife. Buyurun hocam, devam edelim. Peki bu dergaha yardım edenler kimlerdir? Yani halleri, vakitleri, nice. Genelde yaşlılarımız, ibadetin önemli amcalarımız, çevre esnaflar da destek olmaktadır hocam. Maşallah, maşallah. Burası da gelen hediyeleri muhafaza ettiğimiz yer. Hepsinden Allah razı olsun. Bakayım. Aziz Allah. Aziz Allah ya. Hocam kısmetimizle beraber öğle namazını kılmak da varmış. Rica etsek namazda cemaatimize önderlik eder misiniz? Ben mi? Abi. 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 Hacı, Ebu Süfyan peşine adam takmış gibi korkma, tamam mı oğlum? Bir şey yok. Dört dört yıkılacağız, sonra dağılacağız. Sen de bu arada içeri gidip tabloya bakacaksın. Ya abi, ya ben işimi bitirmeden namaz biterse. Hacı, bak dört rekat farz yeter, tamam mı? Ben cemaat safları sıklaştıralım diyeceğim. Sen de aradan fıyacaksın. Dört rekat yeter, rahat ol. Ya abi, ya dört rekat yetmezse? Hacı, fazla fazla kıldırırım, bana bırak sen. Sen en son geldiğinde yüksek sesle bir amin de, ben de geldiğini anlayıp fıyarız. Öz. Hocam boğazına kaçtı ya. Helal. Helal evladım. Helal. Helal abi, helal. Farz için bir safları sıklaştıralım. Safları sıklaştıralım, farzı kılacağız. Bir mümin kardeşimiz de gamet getirsin. Safları sıklaştıralım sayın cemaat. İblis girmesin aramıza. Aleyhümmeyene girmesin. Buyurun. Buyurun, buyurun sayın cemaat. Gel şuraya. Lan. Sıklaştıralım safları sayın cemaat. Sıklaştıralım, sıklaştıralım. Al! Oh! Allah'ım. Hasiktir.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Sıçtı. Allahu Ekber. Sıçtık. Tablo da yok. Burada da kaldık. Allahu Ekber. Yetişemezsem Tahir abim lazım basacak. Allahu Ekber. Mecbur geçeceğiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Oh. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hocam, Allah razı olsun da 22 rekat kıldık. Bunun hikmeti nedir? Hey kardeş, önemli olan ibadette yarışmak değil mi zaten? Hem namazın fazlasından kime zarar gelmiş? Haklısınız hocam, haklısınız. Buyurun, bir yemek yiyelim. Yok, yok. Sizleri tanıdık, bizlere yetti. Bizim daha uğrayacak çok yerimiz var. Biz müsaadenizi isteyelim. Müsaadesizsin hocam. Hadi kalkın. Oğlum, 22 rekat namaz kıldırdın. Nasıl bulamadın tabloyu? Ne yapayım abi, kentte kaldım. Hem tablo falan da yoktu. Abi, en azından iyi sevaba girdik ha. Ben bir de buna sevindim. Vallahi billahi gördüm diyorum ya. Niye inanmıyorsunuz? Hayırdır birader? Ya tutturmuş dergâcılar bu sanat oldu. Camdan girmeye çalışıyorlardı. Ya çırpınıyordu, içeri girmeye çalışıyordu, giremiyordu. Ya olur öyle şeyler canım. Gusülü ihmal etmemek lazım. Oğlum, şu eksperi arayın, çağırın. Ablayı bir incelesin, tamam? Tamam. Ben de bu sırada Elles Efendi'ye küçük bir hikaye anlatayım.
Sen bana neden köpek diş Kemal derler biliyor musun? Ne bileyim abi. Ama anlatırsan şimdi dinlerim. Küçük bir altını çizerim o zaman. Harika olur. Ben küçükken çok gülerdim. Böyle kapı gıcırtısına, çaydanlığın kaynama sesine. Hatta hangi Hasan, Floresan esprisine böyle yerde nefessiz kahkahalar attığımı hatırlıyorum. Bir gün babam eve geldi. Böyle morali bozuktu. Neyin var baba dedim. Adamı işten çıkarmışlar, açığa almışlar. Ben de hani morali düzelsin hesabı. Hangi açığa dedim, sağ açığa mı, sol açığa mı? Böyle küçük bir tebessüm etti önce. İşte aynen böyle senin ettiğin gibi. Tabii ben de ona güvenerek bastım kahkahaya. Çok mu komik? Eşşoğul eşek derken ağzıma kesin bir koydu. İşte o gün hayatın o kadar da komik olmadığını. İşte böyle kalıcı bir izle anlamış oldum. Anladın? Çok net anladım abi. Neyi anladın? Ben gideyim. Ekşiler gelecek. Ekşiler gelecek. Abi, bence biz bu tablodan umudu keselim. Saçmalama oğlum, başka çare mi var? Var abi. Bence yenisini yaptıralım. Osman abi, Allah'ını seversen saçmalama ya. Allah Allah. Yavaşsana birader. Hay Allah'ım ya. Hadi buyur. Vay 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 vay. Ne yapıyorsunuz lan Da Vinci'nin küçük torunları? İyiyiz. Nizamettin abi de. Hayırdır, senin nereden haberin oldu? Ah, haberi olmayan mı kaldı Tahir'im? Bütün gazetelere manşet oldunuz de. Benim bildiğim başka şeyler de var. Mesela senin şu küçük kardeşinin yediği boklar gibi. Abi bizimki ne bok yemiş yine? Taci'cim, Nizamettin abi hangi yediğin boklardan bahsediyor? Bilmiyorum ki abi. Çocukken çaldığımız çikolatalardan bahsediyor herhalde. Ne çikolatası lan fındık? Benim sevmeye kıyamadığım, şu dünyada her şeyim dediğim kızıma yaptıkların hesabını sormaya geldim. Ne hesabı abi? Ne hesabı olacak ulan? Evleneceğim demişsin. Tahir abim gelecek, isteyecek seni demişsin. Namusumuzu kirlettin lan, vicdansız pezevenk. Ulan Tanrı, ulan sen nasıl bir adamsın lan? Ulan insanlar sana nasıl güvenecek? Nasıl karısını sana emanet edecek? Osman abi. Ulan sen ne şerefsiz, ne haysiyetsiz, ne algılmaz, ne utanmaz. Osman abi. Osman abi, adam burnundan soruyor zaten, bak sikecek melamı. Yani Nizamettin abi, geçmiş gitmiş gün, biz önümüze bakalım. Bizim bu sığırı biliyorsun zaten. Adam olmaz, ipe sapa gelmez. Vallahi Tahir abim haklı. Benden bir bok olmaz. Kıza da yazık olmasın. Hazi hayırlı birine inşallah. İnşallah. Ama nikahta keramet var derler şimdi. Biz bunların ikisini evlendirelim, bu da yolunu bulur. Aynen. Ben de öyle düşünmüştüm. Ne? Ne nikahı ya? Aklın yolu bir Tahir. Zaten olacağı da o. De. Sadece nikah benim zararımı karşılamaz. Nasıl yani? Elinizde çok değerli paha biçilmez bir tablo varmış. Doğru. Komşuda pişen, Nizamettin abinize de düşen herhalde. Ya abi ben sana şimdi... O elini indir. Düşecek. Tebrik ederim kardeşim. Allah bir yastıkta koyacaksın. Ben de Tahir abimi tebrik ederim. Kaşla göz arasında kilitledi kızıma. Ben başlayacağım şimdi kızına da düğününe de be. Adam çeyiz niyetini tablo istedi. Saçma sapan konuşup duruyorsunuz. Kalkın yürüyün. Abi bir daha abi. İştah mı bıraktın zaten? Salak. Adam da iştah mı bıraktın? Haklı. Kalk. Kalk lan. Kalk.
İyi bak şuna. Tekrar bak. Tekrar. Kemal Bey isterseniz aylarca bakalım. Ama maalesef durum değişmez. Tablonun orijinali nerede lan? Kemal abi yemin ederim kadim abladim olsun be dedi. Lan doğruyu söyle. Tablonun orijinali nerede lan? Kemal abi ben dededen aldım tabloyu. Dede diyor ya. Ulan sen ne kurnaz geçiniyorsun lan? Dedemi kandırdı. Lan seni. Yemin ederim bilirdi. Çok güzel olmuş Ferdem, tam ağzına layık ya. Oy, ben öldürdüm sen. Bir susun abi ya, bir susun ya. Ben neredeyim, siz neredesiniz ya? Kızın görüştüklerini toplasan çarşamba ovası dolar, itelediniz o kızı bana ya. Bu ne ya? Abi. Dedem iyice delirmiş galiba. Niye lan? Gel de bak. Abi, dedem eve karı atmış herhalde. Saçmalama lan, dedemin öyle kaç zaman olmuştur. Nasıl ya, dedem öldü mü? Ya yok, kuş ölmüş onu diyor. He? Dedemin diyoruz, dedemin. Çakmak taşı bitmiştir. Ya iflas vermiş. Yok. Wireless diyoruz, wireless. Çekmiyor. Ya Z raporu alamıyormuş. He, anladım. Allah'a şükür. O değil de nerede bu adam ya? Ya ne bileyim, başına bir şey mi geldi ki? Yok lan yok. Bir şey olmaz. Dedem bu, gezer gelir. Dedem gelir de bu eve ne olmuş buraya? Abi fısır fısır konuştunuz. Adamı delirttiniz sonunda. Belki sinirini evden çıkarmış. Osman abi haklı vallahi. Pablo diye zaten hasta olan adamı iyice delirttik. Evi dağıtmış işte. Lan biz ne ara bu kadar vicdansız olduk ya? Ah dedem ya. Dede biziz biz. Çok korktum oğlum, ne yapıyorsunuz ya? Dede nerelerdeydin ya? Geçiyordum oğlum, kendimi geçiriyordum. Ama çok korkuttun bizi. Korkma. Ya merak et. Etme. 10 yaşında çocuk muyum ben evladım? Güzel dedeciğim, canım dedeciğim. 10 yaşında çocuk değilim de. Geri zekalı lan. Dünkü boklar hayatıma karşı. Siz kendinize baksanıza. Ben gidiyorum, yatacağım. Biz yaşlısın diyerekten şey... Tamam. Buna da bir şey söylenmiyor ya. Tahir abi. He. Dedem şimdi 10 yaşında çocuk muyum dedi ya. Şimdi biz dedeyi alıp 10 yaşındaki çocukluğuna geri götürsek. Geçmişe götürelim, tablonun yerini hatırlar diyorsun. Yok abi, şimdi adam biraz sinirli ya. Alıp geçmişe 10 yaşındaki haline götürelim, biraz eğlensin. Salak malaksın ama bu sefer işe yaradı. Geldiniz değil mi? Heh. Alın bunları ben. Al. İyice giyin güzelce. Oğlum bak, kendinizi vererek oynayın, tamam mı? Şu iş bir bitsin. Hollywood'a kadar yolu var. Hollywood'a. Abi yıllardır bu işi yapıyoruz zaten. Merak etme sen. Tamam, ben size güveniyorum zaten. Ben size hiç güvenmiyorum. Beni sabahtan beri gezdiriyorsunuz buralarda. Ya dede sen tamam dur sakin ol. Nerede kaldı bunlar ya? Hadi oğlum, hadi gel. Tamam. Gel. Nerede kaldınız oğlum? Geldik abi. Tamam değil mi? Getiriniz sabrı. Getirdik abi. Bu ne lan? Kadın abi.
Oğlum ben size Mona Lisa'yı getirin dedim. Direkt karı getirseydiniz bu ne? Abi sen demedin mi dedenin tablodan haberi bile yoktur diye? Evet abi. Hem kadından etkilendiyse Mona Lisa denen o karıdan mı etkilenir? Yoksa karıdan mı etkilenir? Hatuna baksana yılan gibi tısıl tısıl. Tısıl tısıl da Taci ben şimdi... Tamam hadi. Hadi yapalım şu iş. Hadi bak dede. Siz de yerinize geçin. Giyin artık şunları. Hadi bak dede sana ne yapacaklar şimdi bak. Ne yapacaklarmış bana? Kurban olayım ben dayak yemişim dedenin peşine düşüyorum ya. Böyle iş var mı? İneyim sıkayım abi kafasına. Tak. Hiko neyi sıkıyorsun ya? Peki abi sakin olalım. Sakin olalım relax olalım. Ya Necip abi bunlar ne yapıyor? Adamın sakalı var başörtüsü takıyor kafasına. Karılı kızlı film oluyor ne yapıyor orada? Bak bak sakalından utan. Dede o gerçek kadın değil. Dur bak. Tamam sen giyin korkma bir şey yapmaz. Dede sen bir gir içeri Allah aşkına ya. Tamam ben alacağım sana karı. Bıraksana çantamı. Çocuklarımın rızık parası var içinde. Hayır çalacağım. Şeytana uydum bir kere. Kötülük yapmam gerek. Neler oluyor orada öyle? Kadına hırsızlık mı yapıyorlar ne? En iyisi inip ben bir bakayım ben. Ben inip bir bakayım ben. Dizini yaralayacaksın şimdi. İnip bir bakıyorum ben. Ben inip bakıyorum. Çok gerizekalı bir çocuk ne olacak bugün? Bıraksana pis herif. Bıraksana pis herif. İnsanlığa yakışır mı bu yaptığın? Geçir lan bir tane geçir. Sana ne ulan arkadaşım? Oğlum yavaş ulan öküz. Abi gerçekçi öncülük hani. Hay Allah'ım ya Hızır'ı sen bize. İnsanlara böyle davranamazsın. Adi adam be bırak be. Bırak. Kes lan. Yavaş ulan öküz. Abi Stanislavski söylüyor ben mi söylüyorum? Gerçekçi öncülük. Başlarım şimdi Stanislavski şeyine de şeyine de. Ha. Neyse. Ulan. Tablo arkada öyle değil mi Osman? Evet abiciğim, tablo burada. Kadınlara böyle davranamazsın. Adi adam, bırak be. Bırak. Yeter lan. Bırak. Lan, dalga mı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun lan? Adam seçiyor. Oğlum bunlar ne film çeviriyor lan? Lan bunların topu manyak ya. Şimdi birbirlerini yiyorlar ya. aman yarabbi. Kardeşimiz Taci'yi dövüyorlar. Bize de abi olarak gidip yardım etmek düşmez mi? Haklısın abiciğim. Biz şimdi çıkalım da dede tabloyla yalnız kalsın. Hadi o halde. Şimdi bunlar ne yapıyor? Onlar da ona daldı mı? Bir kusus in. Koş lan koş. Lan hepsi indi lan hadi. Ben dede yanmayayım. Hadi. Allah lan gelme koçum hadi. Aman Allah'ım. Ortalık karışmış. Hayır oğlum gerçek burada lan. Ne yapıyorsun lan? Hepsi gelecek ya. Ben böyle bir size öğrettim kavga. Bir başıma bir kişiyi gebertti. Tek başıma. Oğlum sen kimsin? Karnın mı? Götür beni buraya. Abi! Hayır abi! Dur lan! Hayır gitti abi! Dede gitti! Dur lan! Dede gitti! Dede gitmişler! Lan sen böyle mi oynayacaksın lan Hollywood'da? Devam siz niye ne iniyoruz arabadan ya? Canı dişe. Elyas abi. Abi arayacağım ben seni tamam mı? Dur. Hani acil gelişmemiz lazım Tahir. Abi bak işimiz gücümüz var uğraştırma. Arayacağım hadi. Oğlum acil olmasa arama ki. Acil görüşmemiz lazım diyorsam acil görüşmemiz lazım demektir. İyi tamam abi gel eve gel hadi evde görüşelim hadi. Ne olmuş abi? Elyas hayat Mehmet meselesiyle eve gel dedim hadi görüşelim şundan. Ya abi şunu bir hastaneye gösterelim ya. Sizinle sonra görüşeceğiz lan. Hoş geldin Seyfi Bey. Nasılsın? İyi misin? Çağ ol, sen nasılsın? Oğlanlarla, çocuklarla, torun torba. Ne yapıyorsun? İyisin. Sağ ol. Ya biz bir şey duyduk. Sen Da Vinci'nin torunuymuşsun. Kim? Da Vinci. Rönesans ressamı var ya hani ninja kaplumbağalardan birinin adını vermiş. Ninja kaplumbağalardan... Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun yavrum ben Ninja Kaplumbağa falan bir hiç alakamız yok. Ya çizgi film var ya
He ben onu bilmiyorum oğlum. Ben Pepe izliyorum. Sen de izle. Çok güzel, harika. Bak Seyfi'ciğim. Seyfi dedi. Sana hayatımı bırakalım. Sana kalan tablodan bahsediyorum. Tablo nerede? Tablo yok. Allah Allah. Sabahtan beri herkes tabloyu soruyor. Oğlum ben ne bileyim ki tablo bende yok. Ulan amcacı. Hani var ya Mona Lisa. Mimiksiz güzel. Hani kaşsız kadın. Ben onları bilmem oğlum. Benim etrafımdaki kadınların hepsi kaşlı. Mimikli çok güzel. Tanıştırayım seni onlarla. Bak Seyfi Bey amca. Bana niye köpek diş Kemal derler biliyor musun? Benim karım çok şeker yerdi. O kadar çok şeker yerdi ki bağımlısı oldu. Doktorların bütün uyarılarına rağmen bırakmadı. Tabii önce dişler çürüdü, kanal tedavisi derken ağzından bütün dişleri tek tek çöktüler. E tabii hayata küstü. Biz ne yapalım, ne edelim dedik. Sinemaya götürdük, tiyatrolara götürdük. Hiçbir zaman neşesi yerine gelmedi. Herkes kahkahaya boğulurken o öküz ölmüş çoban gibi somurtuyor. Hiç unutmuyorum. Sevgililer günüydü. Ona sürpriz yapayım dedim böyle. Takma diş yaptırdım. Götürdüm. Nasıl mutlu oldu. Nasıl neşesi yerine geldi. Güldük, oynadık, koşturduk. Her şey eski günlere geri dönecek diyordum. Ta ki takma dişle uyumayacağını öğrendiğimiz bu sabaha kadar. Takma dişten boğularak öldü benim karım. Çok üzüldüm tabii. Çünkü buna ben sebep olmuştum. İşte o günden sonra gülmemeye karar verdim. Ve kendimde böyle kalıcı bir iz bıraktım. Anladın? Çok güzel olmuş. Ne yapayım ben ya? Allah Allah. Başlar şu devran. Ya benim de dişlerde bir sıkıntı başladı. Ben o dişçiye götürürüm. Benim de taktırırım. Benim de ağzıma taktırırım. O dişlerle bir ya bizim Cevat abi ya sanayiden git. Dayı. Psikopatım diyorum dayı. Kendi dişimi çektim diyorum. Tehlikeliyim diyorum dayı. Ya sana ne olmuş böyle Allah'ını seversen ya? Ne biçim bir şeysin? Oğlum bu benden manyak çıktı lan. Ne yapacağız bunu? Sana 1800 bin yıllarda. Hadi be neredesin be adam ya? Abi Elyas gelir de dediği ne yapacağız? Nasıl bulacağız? Polise mi gitsek? Hayır lan. Ne polisi oğlum? Polis yok. Oğlum polisi karıştırırsak bu işe var ya bak. Seneden seneye müzeye gidersin ziyarete tabloyu. Ne yapacağız abi? Ne bileyim ben. Ulan en çok da olan bana oldu ha. Para yok. Tablo gitti. Dayağı da yedik. Üstüne üstün bakkalın verdiği sürede doluyor. Öldürecek beni. O durum sana müstahak. Kahir abi. Ha. Şimdi biz Elyas'a tablo bizdeymiş gibi yapsak da sonra paraları alıp tüysek. Blöf yapacağız diyorsun yani. Aynen abi. Adam zaten tablo bizde diye bilmiyor mu? Yakın ettiler. Akıl kıpı. Akıl kıpı. Ha geldi tamam Elyas. Bak hiç yaptırmıyoruz durumu. Hadi sen git kapıyı aç. Aa Elyas abi dayak yemiş. Çekildi. Selam gençler. Hoş geldin Elyas abi. Nasılsın diyeceğim ama surattan okunuyor hayırdır? Bir iş kazası diyelim. Önemli değil. Ya siz gösterseniz de şu tabloyu hadi. gösteririz de abi. Önce parayı görsek. Yavrum ben de yanımda şimdi o kadar para niye gezerim? Siz gösterin tabloyu ben de gidip getireyim hadi. Elyas abi. Sonuçta bu paha biçilemez bir tablo. Öyle hemen ortaya çıkarıp da lak diye gösterilmez ki. Tabii sen gösterirsen paranın ucunu. Almayacağım diyorsan da orası da ayrı tabii. Talibi çok tablonun.
Ya oğlum hadi yesene iştahlıyı bir. Abi bir para kokusu eksik, iştahım açılmıyor ya. Taci, tabloyu göster haydi. Önce para abi. Osman, evladım nerede tablo? Para nerede abi? Lan! Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Dedenize bir yol, sahte tabloyu bana kakaladınız. Canımı zor kurtardım. Adam çocukluk acısını benden çıkardı. Tabloyu buna mı satmış? Kaça satmış? Tablo sahte miymiş? Sahte tabloyu kaça satmış? Mona Lisa'yı mı satmış? Mona Lisa'yı kaça satmış? Dedem sahte miymiş? Mona Lisa dedemi mi satmış? Lan! Lan neden bahsediyorsunuz be? Neden bahsediyorsunuz? Tablo Lisa! Nerede lan tablo töre? Nerede lan tablo töre? Tablo nerede Elyas abi? Ulan ne bileyim, tablo neydi? Ne bileyim? Yahu dede, ya bari başka bir ressam ismi söyle. Nasıl bir şey hatırlamazsın dede? Oğlum sabahtan beri saçma sapan bir sürü şey söylüyorsun. Ben ne bileyim onları ya? Sen ya. Feride. Feride. Kız Feride, senin ne işin var burada yavrum? Ne zaman gelirsen buraya, kurban olayım ben senin güzelliğine yavrum. Dede, hayırdır kafa mı gitti, şekerlendin mi? Ne Feride'si? Oğlum Feride işte, benim karım Feride. Ne işi var bu resmin burada, ben onu anlamadım ki. Ya sabahtan beri Monalide diyoruz, tutturdu beni dedim ya. Ya ne Monalisi, ne Nizası? Bu karı benim karım Feride. Ha Feride'ler, ey. Çok güzel karıydı oğlum. Açıkla bu resmin, ne işi var burada? Ya anlatsam anlayacaksın mı? O senin karın değil. He Ferdi yenge. Geldi buraya dedi ki Seyfa amca dedi alsın dedi bu tabloyu götürsün dedi ha. Oğlum niye öyle bir şey yaptı? Ben onu her gün dağ evinde görüyorum zaten yavrum. Ne dağ evi? Şimdi benim Feride abi şeyin hayatından çok bunaldı oğul. Ben onu aldım götürdüm daha evine yerleştirdim. Her gün de bakıyorum yemeğini götürüyorum. Gene yemek götürecektim sen bana alıkoydun kadın açlıktan ölecek orada şimdi yavrum. Sen hiç merak etme Seyfi amcacığım. Sen zahmet ettin buralara kadar geldin. Biz seni daha evine bırakmıştık oğlum. Ama yemekleri alayım bak. Al. Gel dedeciğim biz seni bırakırız. Ver sağ ol. Bir şey olur. Bir şey alayım mı oğlum? Ya Elyas abi gözünü seveyim niye tek sandalyeye bağladın? Bu ne böyle ya? Ne yapayım oğlum? Bu işin yöntemi böyle. İnsanın evinde sandalye de mi olmaz? Ya abi mutfakta sandalye var deseydin getirirdim. Ya abi kıpırdama Allah'ını seversen ya. Abi bari en alta beni koysaydın ya. Kesin bir tantanayı. Söyleyin bakayım. Nerede tablo? Bak tablo deyip duruyorsun da. Zaten sen bize söylemesen dedenin sana sahte tablo sattığından haberimiz bile yok ki. Yani sen bizden daha fazla şey biliyorsun. Ben nereden bileceğim bunun oyun olmadığını? Ya böyle oyun mu olur? Elyas abi o kadar hukukumuz var. Allah aşkına sana yanlış yapar mıyız? Kesin be. Benim alnımda ilahi mi yazıyor? Salak mıyım ben? Kandıracaksınız beni. Gidip okutacaksınız tabloyu. Sonra altını çekeceksiniz spor arabaları. Yalan mıyım Taci? Bak orası doğru. Orası doğru abi yani şimdi. Sonra gelsin güzel güzel kızlar. İnce belli, kalın dudaklı, ah gözlü. İstemez misin Osman? İsterim abi. İstersin değil mi? Kim istemez? Gencecik adamsın. Şöyle Kim Kardashian gibi. Kate Upton gibi. Seksi, ahu yüzlü, ince belli, dolgu. Elle kalk! Anlatın durma! Osman abi uyarıyor! Osman abi senin kendine gel ya! Kardeşini katlediyorsun burada! Madem istersiniz, o zaman şöyle gidip okutalım tabloyu. Paraları kırsalım, herkes rahata ersin, istediğini alsın. Haydi. Ya Elyas abi, dede kayıp. Dedeyi bulsak tabloyu da bulacağız. Abi dede bizi de kandırdı, seni de kandırmış ya. Dede aldı tabloyu, dedeyi bulmamız lazım. He, doğru değilsiniz tabii. Dedeyi bulmamız lazım, haklısınız. Sen çözüver ellerimizi. Bak ondan sonra ben... Ne yapıyorsun ya? Elyas abi, ya elleri çözeceğim, ayaklarımızı niye bağlıyor? Ya abi kötü elini.
Oğlum siz zahmet etmeyin. Ben gidip bulurum dedi. Lan! Ne oluyor lan burada? Sen de kimsin? Asıl sen kimsin lan? Dümdük. Osmanlı Tokadi. Sen oğlum. Seyf amca, sabahtan beri bizi gezdiriyorsun. Sen bizi yemiyorsun değil mi? Yok oğlum, ben de hatırlayamadım ya. Lan sen demedin mi her gün ben yemek götürüyorum diye? Sabır amcacığım. Sen demedin mi her gün yemek götürüyorum diye? Dedim oğlum, ben al elimde yemekler. Ama yolları değiştirmişler yavrum. Lan burası nasıl değişir? Burası köy yolu ya. Yol aynı yol ya. Yok, bizim kalorlar çok güzel çalışıyor yavrum. Her gün değiştiriyorlar. Çok güzeller maşallah. Seyficiğim, Seyfi Bey amca, bak bana Amerika'yı yeniden keşfettirme. Benimle oynama. Söyledim sana. Ne yapayım? Beni daha fazla kızdırma oğlum bak. Ben Osmanlı torunuyum. Buradan çeker giderim ha. Allah tamam, Allah. Tamam, şaka yapıyoruz. Sen bir düşün bakalım iyice. Hatırlamaya çalış. Burada dikeldiğine göre buraya gideceğiz oğlum. Hadi gidelim oğlum. Hani buraya gidiyordun? Adam bu kafayı yedi. Alın lan. Alın getirin bunu. Sonra bana kızıyor oğlum. Ben doğru yolu götürtüyorum. Oraya kalktı. Buraya gideceğiz. Ya abi. Mutfakta sandalye var ya. Lan! Kurtulduk diye sevindim. Bu da bizi Ramazan pidesi gibi bağladı. Bu nasıl fantezi amına koyayım ya? Benim için sorun yok. Ölüsüne denk geldik. Lan! Kesin lan tatavayı. Ben sana ne dedim ulan? Ha? Ben sana ne dedim ulan? Hem kızı alacaksın hem parayı getireceksin demedim mi lan? Cip! Abi yemin ederim tablo kaybaldı abi. Yoktu, hem parayı getireceğim hem kızı alacağım abi. Yemin ederim. Lan! Kesin tatavayı. Elmasım, bir tanem. Ellerimle büyüttüm. Soları kendilteyim. Bak kayınpederim beni anlamıyor. Sen anlat durumu. Tabloyu bulalım söz. Bakkalı hipermarket yapacağız. Yemin ederim bak inan bak. Oh! Babacığım lütfen inan bana. Bu işler hipermarketle başlar. Ondan sonra marketler zinciri olur. Yemin ederim babacığım. Yemin ederim ya. İnan bana. Eşek cennetine göndereceğim ulan seni. Eşşoğul eşek. Çek lan davancanı tacımın kafasından. Ne oluyor lan burada? Anlatın beni. Anlatacak vakit yok ulan. Dedeme kaçırdılar. Bana beni getirdin seni anlatın. Ya kim namsa senin deli dedeni ya? Daha evindedir o. Veda evi ya. Ya elinde sefer tasıyla kaç gündür daha evine gidip duruyor. Niye gidiyorum diyorum. Feride'ye gidiyorum diyor. Feride kim ya? Babaannemiz öküz. Babaannem ölmedi mi? Lan bir çocuk anlatsın şu kadın ya. Ya dedin ki Ankara'lardan geldiğinden beri iyice bir tuhaf oldu. Torunlarla beraber Feride'yi getirdik, Feride'yi getirdik deyip duruyor. Rahat etsin diye bir de davrana götürmüş. Bir de kafa gidip geliyor diye bir şey demedim. He he deyip geçtim hep. Lan çok da daha evine gidelim be. Ya dede hala mı hatırlamadın ya? Oğlum çok doğru açık. Ben hatırlamıyorum ki. Çok karıştı. Buralarda bir yerde ama dur bakalım göreceğiz. Acaba şekerimiz mi düştü oğlum bizim şeker yeri mi bir tane? Yok istemem. Okudum oğlum ben bunları. Al bak. İyi okumuş alayım bir tane. Al yavrum. Sen düşün düşün. Al. Ya hala gelmedik mi Allah aşkına ya? Sen sür halam bas bas vardı. Şoför, şoför, şoför. Ne dolaşıp duruyorsun? Ben meydanda inecektim. Söylemiştim size. Ablacığım, yol çalışması varmış. O yüzden buradayım. İndir beni, yeter artık. İndir beni, indir, indir. Tamam ablacığım, tamam. Köşede bir yere silçeler. Otur bir yerine ya. İndir, indir ne ya? Oğlum, nerede lan bu ev? Ay, yakada akraba aldık canım ya. Öf! Abim, sabredin iki dakika. Geldik.
Gel. Karşısı oğlum. Oğlum, su gösterdiği yere sürün. Hadi sür. Hatırladı galiba. Oğlum, açın şu camları. Aç. Taci, sen ücretleri aldın mı onu? Ne ücreti abi? Oğlum, yol gitmiyor muyuz ya? Toplasın. Arkadaşlar, arkadan mermeye kaldı mı? Ben. Şuradan meydan verir misin? Abi, bir meydan. 50 liradan bir kişi mi? He. Allah'ım, şoförümmüş. Şoför. Hala bu da mavi olmuş. Hala. Çak! Abi, zaten herkes çökük. Ne bileyim, öyle böyle garip bir güç hissettim. Bu sütü kim verdi benim elime ya? Lan bu sütü kim verdi benim elime? Ay Allah'ım, atar da yaparmış. Atar, atar da yaparmış. Sinire bas, sinire. Oğlum, burada üç tane kapı var. Hangisinden gireceğim acaba ben yavrum? Dede, bana mı soruyorsun ya? Çok saçma bence de. Bu. Gene buna kalktı oğlum, gördün mü? Fiko, oğlum sen buraya bak. Sen de buraya bak. Ben de buraya bakayım. Ulan insan. Öyle bırak, yengen uyuyor ya. Bir daha uyanır, içeceğim benim kanımı, benim ağzımı. Evet, işim yok. Ulan, sen ağzın. Allah, git arabayı hazırla, böyle bir şey yapacağı belliydi zaten. Girin gidin geri zekalılar. Çekil. Ulan. Döşüme vurma. Ay, sen yine de ne yaptın? Gittin canım tablo. Kedi ettin, kedi buldun. Dede. Ne oldu oğlum? Anası. Ne tablonun? Oğlum, hiç annesiyle tanışmadım ki ben onun. Üstüme gelirdi insanlar. Ne yapayım yavrum? Kafama mı vursaydılar? Ölse miydim yavrum ben yoksa? Dede, dayak yedemiyoruz da.
Başka bir şey bulamadın mı? Tablo dede, tablo. Milyon dolarlık tablo. Sana ne gerizekalı, istediğim yere vururum be. Tablo benim mi? Ağzının ortasına vururum seni. Allah'ım rahatlığa bakın, öyle sıkacağım sizi. Yavaş ol Taci Efendi. Burada yumuyu sıkılacak biri varsa o da sensin lan. Yavaş ol Taci Efendi. Ne diyorsun lan sen? Tablo gitmiş, hala kızımı al, kızımı al. Kim ne yapsın senin evde kalmış kokona kadar ha? Ay baba bana ne dedi, duydun mu? Ses be! Almayayım şimdi seni ayağımın altına. Sekiz sene şimdiden. Dinlerim bana, çıkar bana arada ben. Çıkar. Ulan. Çıkarma zaten abi. Niye çıkarıyorsun ki? Ne güzel dilimiz var. Değil mi abi? Lan çana çana konuşma be! Değil mi abi? Tahir abim bence haklı. Bazen çok gereksiz atarlanıyorsun. Hakikaten sen niye böyle gereksiz atarlanıyorsun? Evde de böyle bu. Havası kimeyse. Ulan bir kere de ağzından hayırlı bir laf çıksın. Son duanı et ulan ibine. Emûzu billahi mineşşeytanirracim. Telefon. Telefon. Önemli bir şey olabilir abi. Ben şuna bir bakayım. Ben buna bir. Efendim. Kalem mi? Ne kalemi ya? Ha, özel kalem, evet. Evet, buyurun. Bizim evde misiniz? Ne yapıyorsunuz bizim evde ya? Tabloyla mı gelelim? Ya tabloyla gelmesek yani sonuçta milyon dolarlık tablo yani, değil mi? Yani her yere öyle götürülmez yani sonuçta bu. Ne? Tamam canım. Tamam, geliriz, tamam. Tamam, iyi günler. İyi günler. Ne oldu lan? Bakanın özel kalemi. Bizim evdeymiş. Tabloyla gelin dedi. Oğlum, bakanın özel kaleminin sizinle ne işi olur lan? Üstelik sizin evde. Vallahi biz de bilmiyoruz babacığım. Cıvıma lan! Ulan bab, seni öldürmekten daha vazgeçmiş değilim. Gidin bakın bakalım ne oluyor şu evde. Gidin öğrenin. Ben gideyim o zaman. Abi, bu tabloyla mı gideceğiz? Okuyarak. Allah Allah. Allah Allah. Tam da sokma bizi gönderme. Ooo bakan hanım, kimler gelmiş? Buyurun buyurun. Turşu yaramış maşallah. Buyurun. Buyurun bakan hanım. Buyurun. Dedem de orada. Seyfi Bey. Bakan geldi, bakan. Yavruyla gelecek abi. Nasılsınız bakalım gençler? Vallahi bakan hanım da olsun işte, biz de tablonun peşinde. Koştur koştur. Ya Osman abim ya. Yani tablonun başına bir şey gelmesin, iyi muhafaza edilsin diyerekten. Milyon dolarlık tablo sonuçta yani. Milyon dolarlık demişken biz üç kardeş karar verdik. Bu tabloyu ucuza size bırakalım. Efendim? Ya ucuza diyoruz işte, anlasanıza. Az sıfırlı. Ya anlamıyorum. Ya versek şu el. Ver ver. Ya ver. Bak şimdi ben sana bu tabloyu 500'e bırakayım hadi. Ne yapıyorsunuz Tahir Bey? Oo bakan pazarlık sünnettir diyenlerden ha. Tamam hadi 400. Yahu olmaz efendim. Hey hadi 300 bin ver, üstüne de kaplumbağa terbiyecisi tatlısı. Kaplumbağa terbiyecisi? Bakan iyi pazarlıktı çıktı ha. Tamam hadi 250 bin, üstüne bir de davul heykeli. Yalnız bak bundan bir kuruş aşağı olmaz, bokunu çıkarma yani. Davul heykeli? Ya onu eve sığdıramayız, onu diyor. İyi kaşık çelmesini ver, üstüne de para istemez. Ya siz ne saçmalıyorsunuz Allah aşkına? Benim buraya gelme sebebim size vermiş olduğumuz tablonun sahte olduğunu söylemek. Ve yerine gerçeğini vermek. Nasıl yani? Yani sizdeki tablo sahte. Tarihisar kaçakçıları tarafından gümrükte değiştirilmiş. Biz de durumdan haberdar olur olmaz tablonun orijinalini alıp size getirdik. Vay anasını ya! Bizim bu ağzına sıçtı mı tablosu sahte miymiş? Bu tabloya ne oldu böyle? Ya o uzun hikaye, zaten orijinali değilmiş. Biz en iyisi bizim tabloyu alalım. Ya gençler, bunun da başına bir şey gelmesin. Yok yok, hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Boşluğumuza denk geldi onlar. Bize müsaade o zaman. Tabii tamam. Tabii buyurun buyurun, ben seni inceleyeyim. Şimdi biz bunu kaça satsak, siz piyasayı bilirsiniz bakanlık olarak bu konuda bize bir yardımcı olun. Lan vay be,
Gerçek Mona Lisa evimizde. Ya dede, her şeyi geçtim de sen bütün bu olayları nasıl birbirine soktun ya? Elyas'a sattığın tabloyu nereden buldun sen? Feride, kız geri mi geldin sen yavrum evine? Feride ne alaka dede? Boş ver, boş ver. Zaten hatırlamıyorum. Boş ver. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Hepsini hatırlıyorum ben. O düğünde Elyas yanıma geldi, bana bir tablodan bahsetti. Duyduğuma göre size bir miras falan kalmış. Yani böyle bir tablo falan varmış. Var, 15.000. İyiymiş. O zaman tabii bir anlam veremedim. Ne demek istediğini anlamadım. O bakanlığa gittik, Ankara dönüşünde hani arabada siz böyle fısır 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 aranızda konuşuyordunuz. Böyle uyuyormuş gibi yaptım oğlum. Siz farkında değilsiniz ama söylediğiniz her şeyi duydum yavrum. İşte tam o zaman anladım bana o Elyas Sena herifle bir oyun çevirdiğini sizin. Ben ne yaptım sonra oğlum? Beni katakulleye getirenler de boş durur muyum? Hayır. Madem dedim bunlar bana oyun yapacak, o zaman dedim ben de bunlara bir oyun yapayım. 15.000 değil mi? Tamam, 15.000 lira. Evet, iyi. Bak aramızda kalsın, kimseye söyleme. Aramızda canım. Hadi oğlum, hayırlı gün. Hadi görüşürüz. Gece oynamışım değil mi oğlum? Böyle huyt diye oturtmuşum değil mi size oyunu yavrum? He? Çok iyi geçirdin dede, vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun dede, sen hakikaten hızlı çıktın ha. Peki bu Alzheimer olayı da mı yalan? Dede, Alzheimer diyorum, hikaye mi? Alzheimer kim? Ya hani unutup duruyor ne kafa gidip geliyor. Yok ya, ne unutayım Ayşe'cim ben. Hiç uyuyayım. Sen kimsin ya? Lan! Siz kimsiniz? Kalkın gidin öpeyim de. Kalkın gidin. Kalkın gidin. Kalkın gidin. Ya niye başlıyoruz ya? Niye başlıyoruz ya? Hayır, hayır, hayır. Abi, sen misin? Oğlum benim. Takip edilmediğini izlemişsiniz değil mi? Ben hayır, bilet için. Vallahi abi, abiliğinizi yaptınız. Allah razı olsun. Ya. Bu iyiyiz, asla unutmayacağım. Oğlum ayıp ediyorsun ya. Biz sana istemediğin şeyi yaptırır mıyız kardeşim? Oğlum biz senin abiniz. Neden el aleme yar edelim seni değil mi? Biz senin kötülüğünü ister miyiz hiç? Salaksın malaksın ama severiz seni. Sağ olasın abi. Ya o değildi. Ben niye böyle giyindim ya? Müzayedeye gidiyoruz ya oğlum. Orada zenginler, iş adamları. Süveterle attık da çıkamayız ya adamlara karşı. Düzgün giyinelim dedik. Ya var ya bak, şu tabloyu bir satalım. Oğlum bok gibi para olacak lan! Yürüyün! Baba. Abi, bana spor arabada alacağız değil mi? En kralından. En güzelinden. Eyvallah abi. Ya bu müzayede salonu nerede? Sabahtır yürüyoruz. Şu ileride hemen sağda. Abi, Allah sizden razı olsun be. Beni o elmaslının karıyla evlendirmediniz ya. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Unutma canım kardeşim. Eyvallah abi. Abi bizim bu tablo ne kadar eder? Allah 15 milyon dolar diyorlar. Vay anasını ya. Abi gelmedik mi daha? Geldik geldik. E niye karanlık? Dur be oğlum. Allah belanızı versin. Davulcu, vur davula. Nasıl yani? Nasıl yani? 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Bizim Seyfi'de de Da Vinci'nin torunu mu? Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Bizim Seyfi dedemiz 7. kuşaktan Da Vinci'nin bir torunu mu? Basın dahi
Her yerde puaper var oğlum, zengin olduk bulduk yolumuzu. O zaman kaldır kolları da dans edelim. Mona Lisa güzelim bizimdir, farz edelim.